kurumun başına CEO mu atıyorsunuz? Olacak bir şey değil o. Netice itibariyle oraya atadığın kişi orası kabullenmez zaten. Hocam bunlar senin okul açacak mı sizce? Okul açmalı mı? Kim? Eğitim öğrenim vermeli mi bunu? Nasıl ya yapacaksın? Şöyle hocam, şimdi devlet... Bir taraftan tevhid kanunu değil koyuyorsun. Ha, öyle değil. Özel, olmaz hocam. Hayır şöyle canım, tarikat olarak değil. Özel okullar yok mu? Var. Var. Şimdi de birçok cemaatin... Üçte biri de cemaatin. Birçok cemaatin kolejleri var. E, devlet tamam. Denetliyor. Denetliyor mu? Ha denetlesin gerçek canım. Gerçek anlamda denetliyor. Ha denetlesin. Yani bir vakıf altında diyelim ki tarikatı bir vakıf varsa, o da bir okul açmışsa bırakasın. Bana ne engel var yani orada? Hocam netice olur mu hocam? Ha ne yapsın ki ama yani onun ne zararı var? Hocam siz şimdi bir sistem kurmuşsunuz. Ya denetledikten sonra... Layık sistem demişsiniz, eğitim öğrenim demişsiniz, anayasaya hüküm koymuşsunuz. Cemaat olarak açmıyor, vakıf olarak. Tamam vakıf olarak açtığında, vakıf olarak açtı, açtığında siz olarak. Onu açan yeri denetleyemedikten sonra... Ya niye denetleyemeyeceksin? Ne yapacaksın hocam ya? Yapmıyorlar. Hayır neden denetleyemeyeceksin? Nasıl denetliyorsun? Hayır bugün kolejler var bir yıl. Devlet yani, denetliyor yani, mu? Şimdi kolejler hocam. Üniversitelere bak. Hocam sayın bak, hocam. Tarikattan üniversiteleri hocam, var. Hocam bir yok, saniye. Yok müsaade buyur bak gerçekten yok. Ben şunu yok söyleyeyim. Efendim üniversite kanunu tamam, çerçevesinde tamam. Özel üniversitelerde vakıf olmuş devlet olmuş. Ne uyguluyorsa aynısını istiyor. Hoca atamasına varana kadar rektör atamasına varana kadar. Rektörünü cumhurbaşkanı atıyoruz üniversitenin. Hocam. Araştırıp da atıyor. Hocam. Dolayısıyla yani denetleme yok diye bir şey yok. Mal gibi var olur mu hocam, öyle şey ya?